ve beklenen gün geldi Apple'ın yeni ürünlerini ve güncellemelerini sunmak için düzenlediği WWDC bu yılda büyük yeniliklere sahne oldu ve bu etkinlikte Apple uzun zamandır üzerinde çalıştığı sanal gerçeklik gözlüğü Vision Pro'yu tanıttı. Hiç abartısız söylüyorum gerçekten teknoloji dünyasında bir devrim yaşanıyor arkadaşlar. Bu devrimin etkisini iPhone'un telefon dünyasında yarattığıyla aynı olarak görebilirsiniz gerçekten ve gelecek için gerçekten çok büyük bir adım atıldı bu gece. Şimdi gelin bu devrime biraz daha yakından bakalım. VR gözlükler bir süredir hayatımızda bazı insanlar bunlara sahip ancak herkes için kullanışlı bir ürün olmadı hiçbir zaman. Ancak Apple Vision Pro bunu biraz değiştirmek için geldi. Öncelikle bu bir karma gerçeklik başlığı olarak tanımlanıyor ve eğer VR pazarında az önce de söylediğim gibi bir iPhone etkisi yaratması bekleniyor. Tasarımından başlayayım öncelikle burada beklenenden çok daha ince bir ürün görüyoruz üzerinde olabilecek en hafif malzemelerin kullanıldığı söyleniyor. Aynı zamanda modüler bir yapıya sahip olduğu için de her türlü yüze rahatça oturabiliyor. Bu da onu daha kullanışlı hale getiriyor ki Apple da zaten bu ürünü uzun kullanım için ürettiğini söylüyor. Konforlu görünen geniş bir kafa bandına sahip ki bunun elinin de biraz kalın olması kesinlikle çok daha rahat hissettirecektir. Yan tarafında yine Apple Watch'ta olduğu gibi tek tuşla her şeyi hallettiğimiz o yuvarlak çark bulunuyor. Ön tarafında ise hem el hareketlerimizi takip edecek hem de uygulamaları ortama doğru yaymayı sağlayacak kameralar ve bir de lider sensör yer alıyor. Aynı zamanda bu kameralarla 3 boyutlu videolarda çekebiliyorsunuz. Bu da içerik üreticiliği anlamında en azından kağıt üzerinde güzel bir ürün gibi duruyor. İç tarafta da gözünüzü takip edecek ve gözle komut sistemini kullanmanızı sağlayacak kameralar var. Şimdi tam olarak neyi kullanacağız, neyi göreceğiz diye düşünebilirsiniz. Hiç merak etmeyin geliyor. Normalde bu VR gözlükleri taktığımızda bildiğiniz gibi mat siyah bir görüntü oluyor. Dışarıdaki insanlar bizim gözümüzü görmüyor ve biz de onları görmüyoruz tam olarak. Burada Apple EyeSight adında bir sistem geliştirmiş. Bu sistem sayesinde dışarıdaki insanlar sizin gözünüzü görebiliyor. Siz de onları görebiliyorsunuz ki yakındaki kişilerde sanal ortamda bir yere oturabiliyor. Bu sayede de gözlük başınızda takılıyken ortamdan kopmamış oluyorsunuz. Yani artık ondan çıkarma, ondan kurtulma gibi bir ihtiyacınız yok. Bu yüzden de uzun kullanımda çok daha mantıklı olmuş oluyor. Evet şimdi Vision Pro'yu taktığımızı ve aktif hale getirdiğimizi düşünelim. Önümüzde iPhone, iPad ve Mac'lerde sürekli kullandığımız o uygulamaların bulunduğu devasa bir sanal ekran açılıyor. Bu ekranın Vision Pro üzerinde yer alan hem sensörler hem de kameralar sayesinde isterseniz sesli, isterseniz el hareketlerinizle, isterseniz de gözlerinizle kontrol edebiliyorsunuz. Hani bu bilim kurgu filmlerinde vardır ya odaya bir sürü ekran yayılır, eliyle onu alır, buraya çeker adam gözüyle bakar, onu o getirir, büyütür, küçültür falan. İşte tam olarak bunu artık yapabileceğiz. Açılan kullanıcı arayüzü ortamın ışığına ve dokusuna uyumlu bir şey şekilde oturacak. Ama diyelim ki gözlük başınıza takılı ve evde sürekli yer değiştiriyorsunuz. Daha ışıklı bir ortama ya da daha karanlık bir ortama gittiniz. Vision Pro buradaki değişime hızlı bir şekilde ayak uyduracak ve otomatik olarak değişimi kendisi yapacak. Farkındaysanız gitgide gerçekten hiçbir şekilde kımıldamayıp sadece zihin kontrolü yaptığımız günlere yaklaşıyoruz gibi duruyor gerçekten. Üstelik burada tek bir ekrandan bahsetmiyorum dostlar. Yani açtığınız bütün uygulamaları, bütün ekranları ortamda uygun bir şekilde istediğiniz gibi dağıtabiliyorsunuz. Aynı zamanda açılan ekranın boyutlarını da istediğiniz gibi ayarlayabiliyorsunuz ve 100 inçe kadar bir ekran boyutu yakalayabiliyorsunuz isterseniz. Ha bu da ne anlama geliyor? Bulunduğunuz her odayı isterseniz bir sinema salonuna dönüştürebilirsiniz. Aynı zamanda da az önce bahsettiğim gibi çok ufak el hareketleriyle yani bunun lansman sırasında bir video gösterildi. Adam sadece şunu yapıyordu şöyle çok ufak el hareketleriyle bile hızlı bir şekilde sekmeler arasında geçiş yapabiliyorsunuz ve aslında gözlük üzerinde yer alan sensörler çok kolay bir şekilde sizin hareketlerinizi algılayabiliyor. Bu da gerçekten çok iyi hissettiren bir şey ya. Hani ileride hissettiriyor insana. Şimdi size benim gibi gözlük kullanan arkadaşlarım için de bir müjde vereyim. Çünkü bu tarz VR gözlükleri kullanmak için sahip olduğumuz gözlüğü çıkarmamız gerekiyor. Apple burada bunu da düşünmüş ve dünyaca ünlü gözlük camı üreten bir marka olan Zeiss'la bir anlaşma yapmış. Bu sayede isterseniz VR gözlüklerinizin camlarının numaralı bir şekilde yaptırabiliyorsunuz. Gözlüğü çıkar bunu tak ve hayatına devam et çünkü hala söylüyorum sürekli sürekli kullanım için üretiyor bunu Apple. Bayağı bazı fotoğraflar bazı hani e, kullanım ortamları olur ya reklamlar için. Yani insanlar uçakta otururken, otobüs durağında otururken yürürken kullanıyor. Yani Apple gerçekten başka bir şey yapıyor şu an. Burada da biz hani Apple seyirci diyeceksiniz. Kabul ediyorum ben hiç Apple ürünü asla kullanmıyorum Mac'im dışında ama gerçekten yapılan çok üstün bir şey var arkadaşlar. Bu durumu kanıtlayacak bir şey daha anlatayım size. Çözünürlükle ilgili bilgi vereceğim. Burada her bir iPhone pikseline 64 piksel sığdırılmış. Ve toplam 23 milyon piksellik mikro OLED bir alan yaratılmış. Yani bu da her bir gözümüzde birer tane 4K televizyon olduğu anlamına geliyor. Aynı zamanda kulağın bu ön tarafında yer alan hoparlörler de size özel bir ses deneyimi yaşatıyor. Apple Vision Pro tarihin ilk artırılmış gerçeklik işletim sistemi olan Vision OS ile çalışacak. İçinde yer alan M2 çipin yanında Vision Pro'ya özel olarak üretilen Arvan adında bir çip yer alıyor ve size 12 MS'lik bir gecikme süresi sunuyor. Yani burada elimizde güncel bir MacBook'la aynı seviyede olan bir ürün olduğunu söyleyebiliriz. Ve şunun farkındayız. Vision Pro gerçekten bir bilgisayar gibi hizmet verebiliyor. E bir bilgisayarda oyun oynanabilir mi? Tabii ki. Şimdilik Apple Arcade için hazırlanan oyunlara destek veriyor. Ancak zamanla bu yelpaze büyük ihtimalle genişleyecektir. Aynı zamanda Xbox ve PlayStation Gamepad'leri de yine Vision Pro ile uyumlu olarak çalışıyor. Vision Pro bir Apple ürünü olduğu için Apple'ın ekosisteminde yer alıyor ve markanın diğer ürünleriyle senkronize bir şekilde çalışabiliyor. Örneğin Apple'ın klavyesi ve faresiyle birlikte çalışabiliyor ya da Mac'lerin ekranını sanal aktararak çoğaltabiliyor. Hepsinden güzeli Vision Pro'yu yeni bir Mac monitörü haline de getirebiliyorsunuz. Şarj konusunda da bilgi vereyim. Harici bataryayla 2 saate kadar kullanım yapabiliyorsunuz. İsterseniz güce bağlı olarak da sınırsız bir şekilde kullanabilirsiniz. Eğer Disney Plus yapımlarını seviyorsanız da Apple'la yeni bir anlaşma yaptıklarını söyleyelim. Bu anlaşma sayesinde de Vision Pro'ya özel dizi ve filmler gelecek. Burada gerçekten çok farklı deneyimler yaşatılabilirmiş gibi geliyor. Hele o Disney'in Marvel'larını, Star Wars'larını falan düşündüğümde gerçekten gözümde güzel şeyler canlanıyor. Gelelim Apple Vision Pro'nun fiyatına. Bu ürün 3499 dolar üzerinden satılacak. Ancak 2 2024 başında çıkacak ve ilk olarak Amerika Birleşik Devletleri'nde satılacak. Daha sonra diğer ülkelerde satış başlayacak, tabii Türkiye'ye ne zaman gelecek bilmiyoruz. O zamanı çok aslında tahmin edemediğimiz için de tam olarak fiyatı ne kadar olur bilemiyoruz. Peki siz Apple Vision Pro'yu nasıl buldunuz? Lütfen yorumlarda bunu belirtmeyi unutmayın. Saat şu an tam olarak 11.28 arkadaşlar. Hemen lansman sonrası sizin için bu videoyu hazırladık. Artık ne zaman yayınlayacağız belli değil ama bir an önce size sunmak istiyoruz. O yüzden sürçülisan ettiysek affola. Videomuz sizin için faydalı olduysa beğenip, kanalımıza abone olursanız da çok seviniriz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere, hoşça kalın, bay bay.